AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Hankendi Köyü gençleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Genç arkadaşlarımızla beraber sizi de yanımızda görmek istedik. Sağ olun, siz de bizi kırmadınız. Genç arkadaşlarımla ben size çok çok yapıyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle bizi dinlediniz. Genç arkadaşlarımızın isteğini dinlediniz. Yani bunun için de sağ olun, var olun. Estağfurullah, vazifemiz. Milletvekili Demirbağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la siyaset yolculuğunu gençlerle paylaştı. Dün gelmiştik, meclis çalışmaları belki gün bitti. Dün itibariyle bir 8-10 gün ara verdik meclis çalışmalarına. Yani tam 8-10 gün değil de salı, çarşamba, perşembe günü çalışıyor meclis. Dolayısıyla bu hafta 3 gün gitmeyeceğiz. Öncesi sonrası falan derken bir 8-10 günlük bir ara oldu. Geldik. Geçen hafta gelememiştik. Kar yağışı olduğu gün. Uçak seferleri falan sıkıntı vardı. Dolayısıyla dedik bu kısa da olsa tatil dönemini Elazığlı hemşehrilerimizle sizlerle beraber geçirelim inşallah. Tayyip Bey, Cumhurbaşkanımız İstanbul. Şimdi Allah şifalar versin. O da eşiyle birlikte bir omikron virüsü kapmış. Covid-19. Cenab-ı Allah acil şifalar nasip etsin. O kendileri İstanbul Genç Kolu Başkanı'ydı, ben de Elazığ'ım. Darbe olduğunda 12 Eylül. Sonrasında da işte Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 2-3 ay sonra bizi aldı. İstanbul Belediyesi'ne 2002'ye kadar, yani öncesinde hapse girene kadar beraberdik. Sonrasında da hep beraber olduk aşağı yukarı. 2002'den sonra da yine işte Ümit'e sonra kendisi de milletvekili oldu. Biz de 2002 seçimlerle birlikte milletvekili olduk. Sizlerin de desteğiyle, gayretiyle. Gençlerin kendisinde yerinin ayrı olduğunu ifade eden milletvekili Demirbağ, talep ve önerileri dinledi. Siyasetçi olarak bizlerin eksiği, noksanı veya hangi konularda ağır kaldığımız, kendimizi yenilememiz gereken konular varsa en azından böyle bunları istişare etmek suretiyle, tartışmak suretiyle inşallah geleceğe daha emin adımlarla birlikte yürüyelim. Milletvekili Demirbağ daha sonra oda seçimlerini yenileyen sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Milletvekili Demirbağ'ın ilk durağı Lokantacılar Odası oldu. Başkan Zülfü Tarhan, elektrik tüketimine gelen zamlarla esnafın zor günler geçirdiğini söyledi. Elektrik zamları çok ciddi anlamda esnafımızı zora sokmuştur. Malumunuz olduğu üzere işte yaşamış olduğumuz pandemi süreci, sonrasında öncesinde yaşadığımız deprem, akabinde pandemi süreci ve bu son olarak döviz kurundaki artışlardan dolayı yaşanılan fiyat artışları, mal alımlarında yaşadığımız sıkıntılar esnafı ciddi anlamda zora sokmuştur. Bu noktada tabii ki ilimizin milletvekili olarak sayın vekilimin bizleri ziyaret etmesi, sıkıntılarımızı dinlemesi ve bu noktada bizlerle birlikte sıkıntılarımıza çözüm araması bizleri onur etmiştir. Demirbağ'da ekonomide yaşanılan sıkıntılara değinerek gıda sektörünün indirimli ürün almaları için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Elektrikten diyelim şekere, önemli bu son zamandaki zamlarla birlikte sıkıntılar var. Demin Şeker Fabrikası Genel Müdürümüzle de görüştük. Özellikle pastaneler, tatlıcıların fabrika çıkış fiyatı üzerinden ihtiyaçlarını temin etmesi konusunda bir çalışma yapıyorlar. Milletvekili Demirbağ daha sonra Muhtarlar Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Murat Gülbasan'la bir araya geldi. Yakın ilgi alaka gösterdiler, ağırladılar. Kendilerini dinledik, gerek köy veya mahallelerin sorunlarını da ifade ettiler. Karınca kararınca onlara da çözüm bulmanın gayreti içerisinde olduk. Başkan Gülbasan da milletvekili Demirbağ'ın her zaman kendilerinin destekçisi olduğunu ifade etti. Sürekli muhtarlarımızla birliktesiniz. Bize en yakın milletvekili olarak sizi görüyoruz. Bizlere hayırlı olsun ziyaretine geldiniz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra birlikte daha güzel hizmetler veririz. Teşekkür ediyorum. Vekil Zülfü Demirbağ'ın son durağı ise Anadolu Aslanları Genç İş Adamları Derneği oldu. Başkan Ahmet Vefa Kayaoğlu ve yönetimiyle bir süre sohbet etti. Bugünkü ziyaretlerimiz çerçevesinde Aspon Genç İş Adamları Derneğimizi ziyaret ettik.
Allah razı olsun, bizi yakın ilgiye alaka gösterdiler, misafir ettiler. Elazığ'ımızın sorunlarıyla ilgili depremden bu yana yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgilendirdiler. İnşallah onların takipçisi olacağız.